Onu bir aktarayım, sonra devam edelim bir başka provokasyonun haberiyle. Meral Akşener'i gördünüz az evvel, bir çözüm önerisi sundu. Sığınmacılarla, ülkemizdeki milyonlarca kişiyle ilgili, Suriyelilerle ilgili bir çözüm önerisi sıraladı. Esnafın sorunlarına çözüm önerileri sıralıyor. İl il dolaşıyor Türkiye'yi Meral Akşener. En son Karadeniz'de yaşanan provokasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlar daha iyi günleriniz, gör bak ne gelecek daha başına demişti. Sivas'taydı 2 gün önce. Sivas'ta da bir provokasyon sahnelendi. Sokmayın, Sivas'a sokmayın Akşener'i diye bağıran da çıktı. Ortalığı karıştırmaya çalışan da esnaf ziyareti sırasında bağırıyor. Diyor ki ekonomi kötü diyorlar, neresi kötüymüş? Karıştırmaya mı geldiniz siz ortalığı? Sivas'ta tüm bu yaşananlar neye delalet ediyor? Bu tehlikeli tırmanış, bu tehlikeli gerginlik niye endişelendirmeli aklı selim sahibi insanları? Onun haberiyle devam edelim. Sivas'ın Zara ilçesindeydi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Esnafı ziyaret ediyor, sorunlarını dinliyordu. Evet. Çok haktan sözlüyorsanız istifa edin. Olur kardeşim, çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağım? Sözlü saldırıdan dakikalar önceydi. Konuşma yaptığı esnada Akşener'e istifa çağrısında bulundu bir kişi. Gerginlik böyle başladı. Bu kadar aldatılmaz tamam, ya. Tamam haklısın. Millet aç millet. Nereye aç ya? Ben bime girdim 400-500. Tamam bağırma, bağırma. Herkes görüyor. Kim? Bak, kim geçim sıkıntısı çekiyormuş? Tamam bağırma. Birisi gelmiş abi. Gelsin o kadın, para vereyim ya, zekat vereyim ya. Tamam be. Şu millet şunlardan kurtulmadı ya. FETÖ'cü o. Kendisi FETÖ'cü. Yurtta sol, cihanda sol. Akşener ilk kez sözlü saldırıya uğramıyordu. Rize İkizdere ziyaretinde de benzer bir gerilim yaşanmıştı. PKK'yla kardeşim. Kim yapıyor PKK'yla? PKK'yla işbirliği yapmıyor mu bu? CHP'yle işbirliği yapmıyor mu? Nasıl ha ha? O saldırının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sözleri muhalefetten büyük tepki toplamıştı. Ve gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Erdoğan saldırıya ilişkin daha neler olacak neler, bunlar iyi günler demişti. Daha neler olacak neler, daha dur bakalım, bunlar iyi günler. Bu daha bir, daha neler olacak neler. Bir kez daha altın çizeyim, herhalde tam anlaşılmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum. Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz ve tabii ki bunu aklı selimle yapacağız. Davul zurnayla uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin tweet'i attı az evvel. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Açık bir provokasyonla karşı karşıya olduğumuz, sokaktaki öfkenin köpürtülmek istendiği de yine ortada. Hani haklı, belki bir mahalle kavgasında söylenen bir sözdür. Çoğu zaman da doğrudur. Haklıyken haksız duruma düşmemek gerekiyor. Yoksa öfke baldan tatlı. Ben de bu ekrandan esip gürleyeyim. Tek bir yabancıyı dahi istemiyoruz bu ülkede. Hepsi gidecek, gitmek zorundalar. Bizim çocuklarımız işsiz. Sonunu düşünmek gerekiyor. Levent Gültekin bu akşam yorumlarıyla Murat Sabuncu ile birlikte yayında olacak. Murat Sabuncu yokmuş belki arkadaşlarına söyle. Levent Gültekin yayında olacak. Onun da yorumlarını merak ediyorum doğrusu. Akşener ne yapacak? Sivas'ta bu başına geldi. Karadeniz'de öteki başına geldi diye. Aa, ben Ankara'dan çıkmayayım mı diyecek. İYİ Parti Genel Başkanı dolaşmaya devam ediyor. Ben hızına yetişemiyorum. Şöyle bakayım, bugün Erzincan'daydı Meral Akşener. Erzincan'da da esnafı da ziyaret etti, kadınların derdini de dinledi, gençlerle de bir araya geldi. Erzincan'a gidelim. Sen gene başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşiniz nasıl? İşlerimiz çok iyi değil ama çok şükür diyoruz. Anladım. Yani. Camlarla ilgili yani reçeteli camlarla ilgili çok uzun zamandır en ufak bir iyileştirme yapılmadığını, evet, söylüyorlardı. Esnafın durumu çok iyi değil bu arada.
bir de Erzincan'da şeyler çoğaldı. Ne esnaf... Ha bu şey zincir marketlere çok o, şikayet çok ediyordu. Esnafın onlarla mücadele etme şansı yok. Evet, nasıl işler? Yaşayan evli gibiyiz. Yani iyi değil, ticaret iyi değil ama bu nasıl düzelir bilemiyoruz. Geçen yılın Ocak ayında başladı esnaf ziyaretlerine İYİ Parti lideri Akşener. Sokağın nabzını yerinde tutmaya devam ediyor. Bu kez Erzincan'daydı. Durumlarımızı biliyorsunuz. Malum 2 senedir iş yok, güç yok. Mala borcun var mı? Yani idare edelim. Yani küçük esnaf her zaman zaten Türkiye'de üvey evlat olmuştur Sayın Genel Başkan. Her zaman vergi ise küçük esnaf var. Ceza ise küçük esnaf var. Çünkü kendini koruyabileceği, savunabileceği mekanizması yok. Bir esnaf bu sözlerle anlattı Türkiye'deki küçük esnafın derdini. Her zaman üvey evlat muamelesi görüyoruz diyerek. Bölgede üretim yapan çiftçiler de dertliydi. Yani ben 30 dönüm, 40 dönüm pancara ekiyorum. Şimdi onu da yani bitirdim çünkü gübre 4200 lira. Eken yok yani şu an. Eken yok. Adam diyor ki ben diyor pancarı çıkarıyorum. Gelip almıyor. Almadığı zaman da yeşil. Fire veriyor bu yani. Evet. Pancarımızın halen ikinci avansı verilmemiş. Gübre pahalı. 20 torba yaz gübresi 5 lira şu an. Biz nasıl ekip nasıl üreteceğiz? Sıkıntı cebimde 15 lira para var şu an. Aynen. 15 lira. Başkanım bunu artık siz düşünün. Canı burnunda vatandaşın cebinde 5 lirası 3 lirası kalan 15 lirayla bir hafta geçinmek, bir hafta hayatta kalmak durumunda olan birçok insan var bu ülkede. Kamu işçilerine verilecek zam oranı belli oldu. Vakit kalırsa detayına da bakarız. %12 zam yapmaya karar verdiler, anlaştılar. Yılın ilk 6 ayı için %12. Para yok vatandaşta, her şey çok pahalı. Hal böyleyken milyon dolarlık, milyar dolarlık yolsuzluk iddiaları, gayrimeşru ilişkiler, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu tacirlerine yardımcı olan siyasetçiler, tüm bunlarla ilgili iddialar vatandaşı daha da öfkelendiriyor. Ortaya çıksın her şey. Olduğu gibi açıklığa kavuşsun. Burhan Kuzu nasıl öldü? Şimdi ölümü şüpheli haline geliyor Kuzu'nun. Burhan Kuzu biz işte anayasa profesörü, AKP milletvekili diye biliyorduk. Farklı ilişkileriyle konuşuluyor şimdi gündemde. Bu uyuşturucu taciri Zindaşti. Onunla görüşmüş. Sonra onun düşmanı olan bir başka isimle görüşmüş. Burhan Kuzu hayattayken. O ikisini tanıştıran da bu hanımefendiymiş. Aliye Uzun. Aliye Uzun AKP Beşiktaş ilçe üyeliği yapmış. Sedat Peker'in son tweetlerinde de adı geçen bir isim. O onları nasıl tanıştırmış, hangi sıfatla tanıştırmış, başka tanıştırdığı kimseler olmuş mu, bu işlerin içine nasıl girmiş? Dün o da video çekti. Video çekerken önüne bayrağımızı koymuş. Yani kendini aklamak için herkes önüne ya da işte arka fona bayrağımızı koyuyor. Bu...